Samsunhaber.com'dan herkese merhaba. Bugünkü konuğumuz Atakum Belediye Başkanı Sayın İshak Taşçı. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Öncelikle Atakum halkının en büyük arzusu olan devlet hastanesi projesinden bahsetmek istiyorum. Gelinen nokta nedir devlet hastanesi ile ilgili? Evet. Tabii Atakum Belediyesi olarak biz yaklaşık 2 yıldır Atakum ilçesine bir resmi sağlık kuruluşu kazanılması noktasında yoğun bir çaba sarf ettik. Ve bu noktada biz göreve geldiğimizde yapımı devam eden, bitmek üzere olan bir binamızı Atakum Belediyesi olarak tamamladık. Ve burayı sağlık kuruluşu olması için Eğitim Araştırma Hastanesi Atakum Ek Hizmet Binası şeklinde dönüşmesi için Sağlık Bakanlığı'yla bir protokol imzaladık. Tabii protokol imzalamadan önce meclisimizden 25 yıllığına bedelsiz, yani bila bedelle hiç ücret almadan Sağlık Bakanlığı'na bu yapımızı devrettik. Buradaki amacımız Atakum ilçesinde yaşayan hemşehrilerimizin resmi sağlık kuruluşu imkanlarından yararlanma fırsatı olarak, belediye olarak taşın altına elimizi koyduk ve bir fedakarlık yaparak bu binamızı Sağlık Bakanlığı'na 25 yılında devrettik. Ve Sağlık Bakanlığı burada 2 etap bir ihale çalışması yaptı. Şu anda da 2. etapı da bitmek üzere. En son bugün bile Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Sekreteri'yle yapmış olduğumuz telefon görüşmesinde inşallah bu ay sonu itibariyle inşaat çalışmaları bitecek. İnşallah önümüzdeki ay içerisinde Atakum halkımıza hizmet vermeye başlayacak. Tabii burada bu yapının içerisinde komplike bir yapı olacak. Ve her branştan işte dahiliyesi, kardiyo, kulak, burun, boğazdır vesaire bütün branşların içinde olduğu ve yine ayrıca 20'ye yakın diş doktorlarının olduğu ve yine kanser tarama merkezi dediğimiz Ketem'in olduğu ve diyetisyen bölümlerinin olduğu komple bir tesis olarak Atakum ilçe halkımıza hizmet vermeye inşallah önümüzdeki ay itibariyle başlayacaklar. Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Sekreterimiz oranın personel alımı için Sağlık Bakanlığı'nda da izin yazılarında yazdığını söyledi. İnşallah önümüzdeki ayda Atakum ilçemize hizmet vermeye başlayacak. Bu Atakum'da hemşehrilerimiz için bir eksiklikti. Evet, Bu projeyle İnşallah Atakum halkımıza büyük bir fayda, büyük bir destek verdiğimize inanıyoruz. Çünkü belediye olarak biz bu işte fedakarlık yapmışız. Yaklaşık 15 milyon arsasıyla beraber 15 milyon değerindeki bir yapıyı hiç kira almadan, ücretsiz bir şekilde 25 yıllığına bedelsiz olarak Sağlık Bakanlığı'na devrettik. evet. Yeter ki buraya resmi sağlık kuruluşu hizmeti gelsin dedik. Atakum halkına hizmet versin dedik. Bir de Atakumluların merakla beklediği bir proje var. Seyir terası. Yalnız bununla ilgili çeşitli eleştiriler de geldi. Yapımının uzun süre devam etmesi, maliyetinin daha fazla arttığı yönünde çeşitli eleştiriler de geldi. Seyir terasındaki son durum nedir? Evet. Bu soru için özellikle teşekkür ediyoruz Nevin Hanım. Çünkü gerçekten bu konuda kamuoyunu yanıltıcı Evet, çok fazla bilgiler eleştiri veriliyor. var. Tabii. İşin aslında en büyük faydası Atakum Belediyesi olarak o bölgede atıl durumda olan 9,5 dönümlük bir arsayı Atakum Belediyesi'ne kazandırmış olduk. Tabii büyük şehrimizden aldığımız olurla. Çünkü neticede ana yola cephe olan bir park alanıydı. Ve büyük şehrimiz sağ olsun burayı alabilirsiniz, yapabilirsiniz dedi. Tabii arazi iyileştirme çalışmalarımız devam etti. Ve bu 9,5 dönümlük araziyi iyileştirerek Atakum Belediyesi'ne kazandırmış olduk. Tabii ilk başta hiç para etme bir arazi, değersiz bir arazi olarak görülen bu yer, Atakum Belediyesi'nin orada yapmış olduğu alt yol çalışmaları, teraslama çalışmaları vesaire bu şekilde yapıdan ziyade sadece 9,5 trilyonluk bir arsayı Atakum Belediyesi'ne kazandırmış olduk. Ve şu Atakum Belediyesi olarak da biz o alanın üzerinde bir yapı inşa ederek ve yaklaşık yine 1500 metrekarenin üzerinde bir yapı inşa ederek ve bunun da ihalesini yaparak
Yaklaşık 1 milyonluk bir inşaat ihalesi yapmış olduk. Tabii inşaat kısmı bitti, yapının mevcut inşaat kısmı bitti. Şimdi sadece içinin mobilyaları, koltukların ihalesi bu ay itibariyle yapılacak. Ve yine arazideki park alanındaki bazı ahşap yolların ihalesi yapılacak. Bu şekilde Atakum halkına da hizmet vermeye başlayacak. Yani bahçesinde kameraların, o park alanında kameraların olduğu, işte ahşap yürüyüş yollarının olduğu güzel bir seyir tesisleri kombinesine dönmüş olacak. Tabii biz şu ana kadar yapmış olduğumuz yatırım 1 milyon TL civarında ve bundan sonra mobilyasıdır, işte ahşap yürüyüş yollarıdır. Tabii mobilya ihalesini mevcut seyir tesisinin içine yapıyoruz. Ancak diğer ahşap yolları ise park alanında yapıyoruz. Yani seyir tesislerinin yer aldığı bina belediye hizmet alanı olarak en son revizyonunda da işledik. Diğer kalan kısmı park alanı. Park alanında da bazı güzelleştirme çalışmaları yapıyoruz. Otopark düzenlemeleri yaptık vesaire. Ve yaklaşık 1 milyon daha bu şekilde bir ihalesi yakın zamanda olacak. Tabii insanların dediği şekilde böyle afaki uçuk rakamlar söz konusu değildir. Sadece Atakum Belediyesi orada yol çalışması yaparken, arazi iyileştirilmesi çalışması yaparken çeşitli mühendislik teknikleri araziye uyguladı. Ancak bunun büyük bir kısmını Büyükşehir Belediyesi'nden destek alarak taş tahkimatları Büyükşehir Belediyesi sağ olsun karşıladı, gönderdi. Yani bu şekilde yolların iyileştirmesi. Çünkü orada esas sıkıntı seyir tesislerin altındaki yolların açılmasında arazide sadece yüzeysel bazı teknik olarak eksikler vardı. Bu şekilde de Büyükşehir'den almış olduğumuz destekle de bu iyileştirme çalışmaları yapıldı. İnşallah hedefimiz yılbaşına kadar burayı Atakum halkımızın hizmetine sunacağız. Öyle kamuoyunda yaratılmak istenen farklı bir durumlar kesinlikle söz konusu değil. Ve güzel bir tesis olarak Atakum halkına hizmet vermeye başlayacak. Seçim öncesi Atakumlulara 55'te 55 proje sözü verdiniz. Evet. Şu an bildiğim kadarıyla bu proje sayısı 55'in üstüne çıktı. Evet. Bu projeler içerisinde de çok ilginç, güzel projeler var. Hobi bahçeleri, Osmanlı hamamları, hayır çarşıları, seyir terası, işte taş parke fabrikası gibi Evet. birçok proje var. Bunlarla ilgili kısaca neler anlatabilirsiniz? Tabii. Nevin Hanım, biz şu anda geçen bu 3,5 yıllık süre zarfında ve Atakum Belediyesi olarak önceki ayda çıkartmış olduğumuz bültende de belirttiğimiz gibi şu anda Atakum Belediyesi olarak 78 proje Atakum ilçesine hayat bulmuş durumda. Tabii diyeceksiniz ki 55'ti neden 78 oldu? Bu da tabii toplumun, günümüzün veya önceden kestirebiliriz ihtiyaçları doğrultusunda gelişen halkımızın da faydalı olacağını düşündüğümüz bazı projeleri de ekstra proje olarak da proje kapsamını aldığımızda dolayı şu anda 78 projeyle Atakum ilçesine hizmet etmiş durumdayız. Tabii bu projeler daha da artarak devam edecek. İnanıyorum ki bunların sayıları bir hayli de artacak. Çünkü mesela örneğin biz 55'te 55 proje içerisinde bir adet köy konağı koymuşuz. Mesela bu yaklaşık 10 civarlarına gelmiş. Yine hakeza park bahçeler devasa sayılar artmış. Ve farklı şekilde projelerden geliştirdiğimiz sosyal sorumluluk projeleri ve aileye hitap edecek projeler gelişiyor. Yani bu şekilde projelerin artması bizi de sevindiriyor. Çünkü bütün projeler halkın yararına, halkın istekleri doğrultusunda halkla yakınlaşma, halkla bir arada olma, halkın sorunlarına çözüm üretme adına bu projeler hızla gelişiyor. Tabii bu projelerden belli başları daha ön plana çıkıyor. Bazıları vatandaşların isteklerine göre daha az ilgi duyuyor, bazılarına çok ilgi duyuyor. Ama bütün projeler bizim için aslında aynı öneme sahip. Yani en basitten projelerimizden, ekstra projelerimizden bir tanesi Hoş Geldin Bebek Projesi. Mesela bu Atakum tarihinde böyle bir şey yoktu. Ve Atakum ilçemizde yaklaşık her yıl 2000 evladımız, çocuğumuz dünyaya geliyor. Biz de ailelere bir belediyemiz olarak
Çocukları dünyaya gelmiş, bir güzellik yapalım diye düşündük. Bu noktada halkımıza bir hediye paketiyle başlıyoruz. Zaten belediyecilik, Nemin Hanım, insanlığın doğumundan ölümüne kadar gerekli olan bir hizmet safhası. Yani bir doktorluk gibi sadece sağlıkla ilgilenmiyor. Bir öğretmen gibi sadece eğitimle ilgilenmiyor. İşte Atakum'da bir çocuğumuz doğuyor, hemen hoş geldin bebek kampanyasıyla hizmet başlıyor. İşte akabinde çocuğumuz biraz büyüyor derken Atakum Belediyesi olarak çocuklarımızın kreş ihtiyacını karşılamak için Atakum Belediyesi olarak Büyük Oyuncu Mahallesi'nde bir kreş hemen inşa ettik. Tabii ismini de yine 15 Temmuz şehidimiz Şehit Polis Demet Sezen kreş ve gündüz bakım evi şeklinde hayata geçirdik. Ve yine hakeza çocuklarımız biraz daha büyüyünce etüt merkezleriyle onlara hizmet vermek için çalışıyoruz. Ve bu da hemen Eğitim Araştırma Hastanesi Atakum Ekmezet Binası'nın yanında yapmış olduğumuz öğrenci etüt merkezi projemiz. Tabii ücretsiz, evet. Derslerine takviye olsun. Ve yine hakeza çocuklarımızın park alanlarında ihtiyaçlarını çözmek için Atakum Belediyesi olarak 3,5 yılda bir rekor da imza atarak 3,5 yıl içerisinde 55 tane yeni park Atakum ilçesine kazandırmış olduk. Yine genç çocuklarımız için Atakum spor ilçesinde spor yapmak için spor tesisleri inşa ettik. Ve yaklaşık 13 halı saha spor tesisini Atakum ilçesine kazandırmış olduk. Tabii vatandaşlarımıza bu işin, hizmetin büyüklüğünü anlatmak için şöyle bir örnek vermek istiyorum. Atakum Belediyesi olarak 3,5 yılda 13 adet halı saha ve spor tesislerini kazandırdık. Önceki dönem, yani ilk bizden önceki 5 yıllık dönemde Atakum Belediyesi'nin sadece 1 adet halı sahası vardı. O da bir daha önceki dönem başka bir belediye arkadaşı tarafından yapılmış bir bandajı. Halı saha spor tesisleri yapılmıştı. Onun yapılış tarihi de 2004-2009 arası. Yani 2004-2009 arasında bir halı sahası vardı Atakum Belediyesi'nin. Ve şu anda 13 tane daha ilave ettik. Yani bazıları tabii bizi eleştirmek isteyenler, insanların yaptığı işte İshak Taşçı ne yaptı dediğiniz zaman en basit bir halı saha, bir olan halı saha sayımız 13'e çıktı. Yine hakeza yine çocuklarımızın üniversitede okuyan kız çocuklarımızın yurt imkanlarından yararlanmak için Atakum Belediyesi olarak yine fedakarlık yaptık. Yine güzel bir binada evet. Kız öğrencilere yaklaşık 120 civarında kız öğrencilerimize de yurt imkanı sağlamış oluyoruz. Tabii Atakum Belediyesi olarak bu noktada sadece gençlere yönelik değil, hanım kardeşlerimize yönelik olan büyük projelerimiz var. Zaten gelir gelmez hemen Atakum Belediyesi olarak Özgecan Kadın Koordinasyon Merkezi'ni oluşturduk. Ve bu merkez tam yapıyı bitirdik. Açılma vakti geldiğinde o sırada Türkiye'de bu vahim Özgecan olayı cereyan etti. Biz de ismini Özgecan Kadın Koordinasyon Merkezi olarak koyarak Atakum halkına hizmet vermeye başladı. Bu işin ayrıca bir güzelliği, burada yaklaşık 40 tane hanım kardeşimiz gönüllü olarak bayanlara hizmet vermekte, bayanlar için sosyal sorumluluk projeleri geliştirmekte ve ayrıca şiddet gören hanım kardeşlerimize karşı onlara ücretsiz avukatlık ve psikolog destekleri verilmekte. Ve yine hanım kardeşlerimize yönelik olarak Atakum ilçesinde ciddi anlamda mesleki eğitim kurslarının sayılarını arttırdık ve yaklaşık 20 küsür civarında mesleki eğitim kurslarını hizmete açtık. Ve bunların en önemlileri şu anda gözde olanları sepet örme sanatı, çini işlemeciliği sanatı ve flötiko dokuma sanatı olarak aktif olarak devam ediyor. Tabii bu sepet örme, çini ve flötikoda burada hanım kardeşlerimiz bu mesleği öğrenirken aynı zamanda günlük belli bir harçlık alarak ev ekonomilerine de katkı sağlıyor. Örneğin şu çini işlemeciliği sanatını geçen yıl Avrupa Birliği'nden yaklaşık 800 bin TL hibe almış bir projemiz. Ve yaklaşık 50 hanım kardeşimize iş imkanı sunmuş olduk. Ve ayrıca Atakum Belediyesi olarak bu bütün kurslarımızı AKSEM dediğimiz Atakum Kültür Sanat Merkezi adı altında topladık. Ve bunlara şu anda bir web sayfası hazırlayıp satışlarını da sürekli olarak. Tabii kurs bitti. Hanım kardeşimiz yine bu işleri yapmaya devam etsin.
belediyeli ortaklaşa satış noktasında belediye onlara destek versin diye web sayfası, online satış sayfasını da oluşturduk. İnşallah hanım kardeşlerimize güzel bir ekonomik destek vermeyi de düşünüyoruz. Ve bu kurslarımızı şu anda ikinci etaplarda başlayacak önümüzdeki hafta içerisinde. Ve yine tabii fiziki mekanların iyileştirmesi noktasında hemen Atatepe mahallemizde bir hanımlar kültür merkezi ve bir park inşa ettik. Velhasıl halkın bütün kesimlerine gece gündüz demeden uğraşıyoruz. Özellikle ihtiyaç sahipliği vatandaşlarımıza yönelik olan hayır çağrılarımız büyük bir rağbet görmekte. Geçen hafta itibariyle 66. hayır çağrışımızı da aşmış bulunmaktayız. Tabii hayır çağrışımızın esas kahramanları Atakum halkı. Çünkü Atakum halkı örneğin modası geçmiş ve çok az bir kullandığı ürünlerin hayır çarşı noktalarına, kutularına veya bazıları direkt belediyemize getirerek yani %80 ürünler bu şekilde Atakum halkı tarafından, hayırseverler tarafından karşılanmakta. Eksik olan ürünler noktası belediyeye devreye girmekte. Yani örneğin gelen ürünlerde bir çocuk ayakkabıları diyelim eksik. Belediye bu kez onları satın alıp yerine koyuyor ve her hafta bir mahallemizde açılıyor ve orada iki gün boyunca açık kalıyor. Vatandaşlarımız gidiyor, ücretsiz bir şekilde ihtiyacı olan bütün ürünleri alıp geliyor. Bu şekilde ciddi anlamda destek veriyoruz. Yine engelli kardeşlerimize karşı, yani dezavantajlı gruplara yönelik olarak, Atakum Belediyesi olarak, sosyal sorumluluk projeleri olarak sürekli üretmeye devam ediyoruz. Ve bu noktada en son hemen yine Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nın girişinde bir Down Cafe Park projemiz hizmete başladı. Ve gerçekten çok nezih, çok güzel bir proje oldu. Ve burada yine yaklaşık 8 civarında Down sendromlu kardeşimiz burada garsonluk yaparak, işte toplumla kaynaşarak güzel bir hizmet verme noktası oluşmuş oldu. Demek istediğim Nevin Hanım, yani belediyecilik hayatın bütün safhalarında etkili, hayatın bütün safhalarında insanlara hizmet etme noktasında projeler üretiyor, halkın sürekli yanında. Az önce dediğim gibi doğumdan ölüme kadar Atakum Belediyesi vatandaşın yanında hizmet noktasında. İşte aynı şekilde Atakum Belediyesi halkın ihtiyacı olan hamam projesine bile el atmış durumda ve şu anda yine hemen Alparslan Bulvarı'nın üst kısmında yer alan Mevlana Mahallemizde iki hamam olmak üzere, bay bayan ayrı iki hamam olmak üzere bu hamamımız şu anda kabası bitti, ince işçiliği yapılıyor. İnşallah yılbaşına kadar da Atakum halkımızın hizmetinde olacak. Yani insanlığın bütün hizmet noktasında bütün safhalarıyla ilgileniyor. En son yine cenaze hizmetleriyle Atakum Belediyesi halkın yanında. İşte cenaze hizmetlerinde soğuk havalarda işte çadır hizmetleri olsun, ikramlar olsun vesaire olsun, masası, sandalyesi. Bu şekilde ve her yıl yaklaşık 1000 civarında vatandaşımız vefat ediyor. Ve bu noktada Atakum Belediyesi olarak da belediyecilik anlamında bütün hizmetleri ciddi manada yerine getiriyoruz. Ve yine tabii diğer projelerimiz var. Belediyecilik noktasında yine halkımızın ihtiyaçları noktasında olan diğer farklı projelerimiz var şehircilik anlamında. Örneğin Atakum ilçemizde belli başlı merkezi yerlerde işte araba tamiri, kaporta işleri, işte PVC imalatı, işte marangoz vesaire bu tarz iş yerleri binaların altlarında. Biz de Atakum Belediyesi olarak dedik ki bunlar hem caddelerin güzel görünümünü bozuyor. Bunları belli bir noktada toplayalım. Topladığımız noktada Atakum güzelliğini bozmayacak bir yer olsun dedik. Ve bu noktada hemen Atakum'un orta noktası dediğimiz Turgut Özal Yurdu'nun İncesu Mahallesi'nde Turgut Özal Yurdu'nun hemen arkasında ana yoldan yani Bafra yolundan 800 metre yukarıda bir küçük sanayi sitesi yapalım. Bu noktada revizyonda yerimizi geçirdik ve şu anda da inşallah Ocak ayında da ihalesini yapacağız. Çünkü Atakum ilçemizde böyle bina altlarında olan yaklaşık 67-68 tane iş yerimiz var. Bunları da o bölgeye toplayıp hem vatandaşımızın aklına böyle ihtiyaçları geldiğinde, bir marangoz geldiğinde, bir PVC'ci geldiğinde veya arabasının en ufak bir farını değiştirmesi icap ettiğinde kalkıp kirazlık taraflarına kadar, organizeye kadar gitmesi gerek yok. Böyle bacasız küçük sanayi dediğimiz hem Atakum'un yapısını bozmayacak güzel bir esnekle bir küçük sanayi sitesini de Atakum ilçesine kazandırmış olacağız. Nemin Hanım, aslında Atakum Belediyesi olarak
Bizim en çok yaptığımız iş yol kaldırım işleri. Evet, Çünkü anladım. Atakum Belediyesi çok hızlı gelişiyor. Yani ciddi anlamda hızlı büyüyor. Bu noktada Şu gelir anda gelmez. bölgede birinci, Türkiye'de de Evet. ikinci durumda Evet. inşaat ruhsatı konusunda, değil Evet. mi? Evet. Geçen ay sonu itibariyle, yani 9. ayın 30'u itibariyle Atakum Belediyesi olarak sadece 1100 konutluk inşaat ruhsatı verdik. Ve hakeza ondan önce verdiğimiz inşaat ruhsatlarıyla beraber takriben 1500 üzerinde inşaat ruhsatı verdik. Yani devam eden, başlamamış bu şekilde 1500 civarında. Bu noktada Atakum çok hızlı büyüyor. Ve yaklaşık her yıl ortalama 12 bin civarında nüfus artışı söz konusu. Çevre illerden, çevre ilçelerden ciddi anlamda göç alıyor. Biz bu noktada Atakum'un en büyük ihtiyacının, yani hızlı çözülmesi gereken ihtiyacının yol işi olduğunu düşündük. Biz de Atakum Belediyesi olarak gelir gelmez Taflan bölgesinde yine yaklaşık 2,5 milyon TL'lik bir yatırım ortaya koyduk. Taş kilit parke fabrikasını kurduk. Buradaki amacımız şu. Biz Atakum, Samsun'un diğer ilçelerine benzemiyoruz. Biz sadece diğer belediyeler gibi yazları 2-3 ay yol yapmakla Atakum'un sorununu çözemeyiz. Çünkü Atakum çok hızlı büyüyor. Yani diğer ilçelerden kat kat fazla hızlı büyüyor, yapılaşıyor. Çünkü inşaat ruhsatını alan müteahhit arkadaşım hemen bize gelip başkanım yolumu aç diyor. Müteahhit bir yıl sonra binadan bir daire sattığında bu kez vatandaş geliyor, başkanım yolumu Yolumuzu sonlandır yapın. diyor. Biz bu noktada yaz kış demeden çalışacak bir ürünle yollara hitap etmemiz gerektiğini düşündük. Ve Atakum Belediyesi olarak gelir gelmez taş kilit parke fabrikamızı kurduk. Ve yazları 30 bin adet günlük, kışın ise 25 bin adet taş üretiyoruz orada. Ve her gün Böylelikle kendi çok ihtiyacınızı sürekli kendiniz tempomuz, tabii karşılamış kendi oluyorsunuz. ihtiyacımızsa bile bazen yetmiyor yani. Ve ciddi anlamda uygulamalar ortaya koymaya başladık. Ve Atakum tarihinde bir rekor kırdık. Ve bu noktada Atakum Belediyesi olarak yıllık 225 bin, 230 bin metrekare taş kilit parke uygulaması yapan bir belediye haline geldik. Bu da bizi ziyadesiyle memnun etti. Çünkü önceki yıllarda Atakum Belediyesi'nin yıllık taş kilit parke uygulaması ortalama 20 bin civarında. Yani 20 bin lira artık 225 bin lira, 230 bin lira çıkmış durumda. Ve Atakum Belediyesi olarak sadece taş kilit parke uygulaması değil, satı kaplamada yine yaklaşık 780 bin civarında, metrekare civarında uygulama yaptı. Ve hele hele 2017 yılı içerisinde asfalt, satı kaplama, beton ve taş parke olmak üzere son 2017 yılı içerisinde Atakum'un tarihini kırmış olduk. Yani tarihi rekorunu kırdık. Ve yaklaşık 1 milyon metrekarenin üzerinde çıktık. Ve bu Atakum için bir devrimdir aslında. Yani Atakum Belediyesi artık 100 bin civarında satı kaplama yapan Atakum Belediyesi 700-800 bin lira. İşte 20 bin civarında taş parke yapan Atakum Belediyesi 225 bin, 230 bin lira. Ve Atakum'un gerçek manada bir rekorunu kırmış olduk. Yani bir yılda yaptığımız önceki yıllarda 5 yılda yapılanlara eşit durumda gelmiş durumda. Yani böyle hızlı çalışmazsak Atakum'un önünü alamayız. Yetişemiyoruz. Atakum'un gelişimine katkı sağlayamayız. Bu manada gece gündüz demeden hızlı bir şekilde çalışıyoruz. Ve araç filolarımızı ciddi anlamda güçlendirdik. Bu noktada 3,5 yıllık süre zarfında Atakum Belediyesi'nin bünyesine yaklaşık 51 araç katarak araç filolarımızı güçlendirdik. Ve coğrafyamız zaten çok büyüdü. Evet. Yani Bütün 30 şehir Mart sizin aslında. 2014 tarihinde 87 kilometre kareye aday olduk. Hemen 1 Nisan'da seçim ertesinde yeni Büyükşehir Yasası'yla 397 kilometre kareye çıktı. Yani 28 olan mahallemiz 56'ya çıkmış oldu. 28 de köylerden mahalleye dönüşümlerle beraber 56'ya çıkmış oldu. Bu noktada gerçekten gece gündüz demeden çalışıyoruz. Araç filomuzu ciddi anlamda güçlendirdik. Çünkü mevcut araç filosuyla bunları yapmamız Yapma imkanı şansımız yok. yoktu. Çünkü coğrafyamız 5 katına çıktı. Hızlı ilerlememiz lazım, seri hareket etmemiz lazım. Vatandaşın çözümüne en kısa zamanda çözüm üretmemiz lazım. Nemin Hanım, şunu size söylesem belki inanmazsınız ama Atakum Belediyesi'nin bir adet çift çeker kamyonu bile yoktu biz görev geldiğimizde. Yani çift çeker kamyonu da halkımız çoğu bilir. Yani güçlü kamyon. Yani çamurda, yaz kış demeden koşabilecek, edebilecek bir adet çift çeker kamyonumuz bile yoktu. Ama Allah aşkına şu anda Atakum Belediyesi'nin finişleri ekibi, Dinamo gibi bir filo oluşturmuş olduk. Ve yine aynı şekilde halkımızın diğer ihtiyaçları noktasında özellikle
köylerden 28 köyümüz mahalleye döndü. Biz bu noktada Atakum Belediyesi olarak köylerden mahalleye dönen köylerimizin şehir merkezlerinden farkı kalmaması için uğraştık. Bu noktada örnek köy uygulamalarına başladık. Tabii şu anda Balaç, Köseli, Sarıtaş, Çobanlı, Kamalı, Çobanözü, Kuru Gökçe, Karaoyunca köylerini örnek köy uygulamasına aldık. Yani örnek köydeki kastımız neler şu. Neler yapılıyor? Tabii taş parke uygulamaları yapılıyor, köy konakları yapılıyor. Ve taş parke uygulamaları 20 bin metrekareden fazla olanları örnek köy diyoruz. 20 bin metrekare niye diyoruz? Çünkü Atakum Belediyesi önceden yılda 20 bin metre yaptığı için biz bir mahallede 20 bini geçtiğimizde o köyü örnek köy kapsamına alıyoruz. Ve ayrıca yine bu örnek köylerimizi yine köy konaklarıyla donatmış bulunmaktayız. Ve şu anda 10 adet köy konağımız Atakum, Çobanlı, Sarıışık, Akalan, Sarıtaş, Kabadüz, Çakırlar, Çobanözü, Elma Çukuru, Balaç ve Kaya Günü. Bugün Balaç Köy Konağı'nda ziyaret ettim. Şu anda da bitmek üzere yani. Bir aylık bir işi var yok. Evet, yani merkeziyle, köyleriyle ciddi anlamda kalkınan bir Atakum hedefliyoruz. Evet. Tabii bu noktada şehir merkezimizde etkili ciddi projeler yapıyoruz. Örneğin en büyük mahallemiz olan Atakum Yeni Mahalle'de ciddi anlamda bir proje ortaya koyuyoruz. Yeni Mahalle, Nevin Hanım, yaklaşık 40 bin nüfusa dayandı. Yani şu anda Sinop ilinden daha büyük bir pozisyona ulaştı. Bu noktada Yeni Mahalle'nin hem kapalı pazar yeri, hem kapalı otoparkı, hem kapalı çocuk oyun alanı, hem açık spor tesisleri sorunu çözerek hemen Abdullah Gül Bulvarı üzerinde 5000 metrekare üzerine ve 3 katlı bir spor kompleksi, bir kapalı çocuk oyun alanı, bir kapalı pazar yeri. Yani 3 kompleksin bir arada olduğu ender projelerden bir tanesi. İnşallah bunun da kabası bitti. İnşallah 2018'in Şubat Mart'larında hizmet verdirmeyi düşünüyoruz. Ve yine tabii Atakum Belediyesi olarak özellikle belediyecilik anlamında e-belediyecilik noktasında ciddi anlamda çığır açmış durumdayız. Ve şu anda Nemin Hanım, Karadeniz bölgesinin tek pilot belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın tek pilot belediyesi Atakum Belediyesi. Yani koskoca Karadeniz bölgesinin tek pilot belediyesi. Bu da hangi konuda? 3 modülde dedikleri, EBS, CBS ve CRM dedikleri. Yani elektronik belge yönetim sistemi, coğrafi bilgi sistemi ve halkla ilişkiler modülü. Yani 3 modülü aynı anda kullanan, en gelişmiş şekilde kullanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın tek pilot belediyesi Atakum Belediyesi. Ve bu proje şu ana kadar yaklaşık 850 bin civarında, 800-900 bin civarında bir maliyetle bize mal oldu. Ve bu projeyi dışarıda yaptırsaydı Atakum Belediyesi yaklaşık 5 milyon TL değerinde bir proje. Ve kendi personelimize bu imkanları da çözdük. Ve şu anda elektronik belediyelik noktasında Karadeniz bölgesinin ve Türkiye'de sayılı 5-6 belediyeden bir tanesiyiz. Ve bunları hızla ilerlerken tabii yine az önce kapalı pazar yeri noktasından bahsettim. Evet. En büyük mahallemiz Yeni Mahalle dedik, kapalı pazar yerine oradan başladık. Ve yine Ocak ayında ihalesini yapacağımız ikinci büyük mahallemiz olan Cumhuriyet Mahallesi'ne yine Bandacı halı sahanın karşısında 3 katlı kapalı pazar yerimizin Ocak ayında ihalesi çıkacak. Ve yine Cumhuriyet Mahallesi'nde bir projemizden bir tanesi olan Lozan Çarşı Caddesi projemiz var. Evet. İnşallah bu projemizde yaklaşık 8-10 milyonluk bir projemiz olduğundan dolayı bütçesi gereği imkansızlıklarımızdan ötürü 2018 bütçesine kaydırmak zorunda kaldık. İnşallah Ocak ayı içerisinde de Lozan Çarşı Cadde projesinin ihalesini yapmış olacağız. Yeni Mahalle'de hemen ray sistem üzerinde Aqua Park projemiz. Ocak ayında ihale günü de alınmış durumda. İnşallah yazın çocuklarımız güzel bir şekilde faydalanacak. Yine Atakum Belediyesi olarak sosyal sorumluluk projelerimizden yine sokak hayvanlarına yönelik olan projelerimiz var. Ve şehrimizin belli noktalarına mamamatikleri ve kedi evleri yerleştirmiş durumdayız. Yani bütün canlıları her düşünüyoruz. Canlıya hizmet ediyoruz. Her canlıya hizmet etmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Hı-hı. Yani çoğu projelerimiz bitme aşamasında. Hı-hı. Bazıları bitmeyenler de Ocak ayında birçok ihalesini yapacağımız projeler var. Ve ciddi bir şekilde, kararlı bir şekilde ilerliyoruz. Hı-hı. Ve Atakum Belediyesi inanın ki bir dinamo gibi çalışıyor. Ve halkımızla sokakta karşılaştığımız, düğünde karşılaştığımız, cenazede karşılaştığımız vatandaşların bu memnuniyetlerini bizlere zaten sürekli olarak dile getiriyorlar.
Biz de onların bu memnuniyetini duydukça yorgunluğumuzu bir nebze olsun atmış oluyoruz. Siyasetin bu yoruculuğunu zaten nasıl katlanıyorsunuz diyecek miyim? 3,5 yıl oldu siyaset atılalı. Evet. Bir şekilde sürekli stresli bir iş hayatı. Evet. Siyasete atılmaya, talip olmaya, yani belediye başkanına talip olmaya nasıl karar verdiniz? Ben onu mesela çok merak ediyorum. Evet. Zor bir görev. Bu konuda sizi destekleyen kişiler illa ki aileniz desteklemiştir. Ve eşinizi de sık sık sizinle görüyoruz. O da aktif olarak birçok projede yerde alıyor. En büyük destekçiniz galiba. Evet. Evet, gerçekten eşim özellikle sosyal sorumluluk projelerinde olsun, hanım kardeşlerimize yönelik olan gerek sosyal sorumluluk gerekse hanım kardeşlerimizin istihdamına yönelik olan projelerde gerçekten aktif bir rol oynuyor. Gerçi eşim normalde öğretmen kendisi ama boş vakitlerinde sürekli belediyeciğimiz, halka hizmet noktası olan yerlerde sürekli yardımcı olmaya çalışıyor. Tabii seçim sürecinde yine hakeza sürekli desteklerini gördük. İnşallah tek amacımız gerçekten hani ayrıca bu sorumluluğun altına girmiş olduk bir nebze aslında. Tabii özel hayatımız işte çoluk çocukla fazla vakit geçirmemiz işte ciddi anlamda sorun oluşturuyor bize. Vakit bulamıyoruz. Ama inanın ki mesela en son Ramazan Bayramı'nda eşimin vesile olmuş olduğu Her Çocuk Bayramlık İster kampanyasını yapmıştık. Ve orada yaklaşık 2500 civarında çocuğumuzu A'dan Z'ye giydirdik. Yani o çocukların o yüzündeki mutluluk bizim bütün yorgunluğumuzu alıyor. Yine hakeza Kurban Bayramı'nda yine paylaşalım bayram olsun kampanyası yaptık ve yine yaklaşık 10 ton civarında Atakum halkından yani kurbanlıklar topladık. Ve bu projelerimizde Nevin Hanım gerçekten Atakum halkının çok büyük katkısı var. Aslında bu işin en büyük kahramanı Atakum halkı. Gerçekten her türlü konuda bize destek oluyorlar. Yani hayır çarşısı noktasında destek oluyorlar. Bayramlık çarşıya açıyoruz, destek oluyorlar. Kurban eti dağıtıyoruz, destek oluyorlar. Yani bazen Ramazanlarda hayırseverler, iş adamları bakıyorsun, belediyenin önüne bir kamyonet yanaşmış, kumanya belediyeye verip bunu dağıtın diyor. Yani her türlü konuda gerçekten Atakum halkına müteşekkiriz yani. Her türlü konuda bize destek veriyorlar. Çünkü inanıyorum ki onlar da bu güzel işleri görüyorlar. Bizim de bu çorbada bir tuzumuz olsun, bir katkımız olsun noktasıyla yaklaşıyorlar. Bu da bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Tabii siyasete AK Parti'mizin kuruluşuyla başladık. İlk merkez ilçede yöneticilik yaptık. Bir dönem orada, bir dönem ondan sonra il yöneticiliği yaptık. Vesaire o süreçlerde merkez ilçe başkanlığına adaylığım söz konusu oldu. Yine hakeza 2011 yılında il başkanlığına adaylığım söz konusu oldu. Velhasıl kader geldi en son. Tabii büyüklerimiz, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere buyurun dediler. Atakum Belediye Başkanlığı'na aday olabilirsin dediler. Bu noktada biz de elimizden geleni yapacağımız sözünü verdik. Ve inanıyorum ki zaten bizler bir Recep Tayyip Erdoğan talebesi olarak, bir sevdalısı olarak bu noktada elimizden geleni yapıyoruz. Yani yeter ki Cumhurbaşkanımızın yüzünü kızartacak bir iş yapmayalım. Ona layık bir şekilde tempolu çalışalım diye uğraşıyoruz. Başka hiçbir gayemiz yok. Yani halka güzel hizmet yapalım. Tek derdimiz bu. Atakum ilçesi çok hızlı büyüyor. Nüfus olarak müthiş bir artış var az önce de bahsettiğimiz gibi. Ve ilçede çok yoğun bir yapılaşma söz konusu. Bu da beraberinde kaygı, bir yeşilden uzaklaşıyor muyuz kaygısı da getiriyor. Çok fazla betonlaşıyor mu Atakum diye. Bu konuda neler düşünüyorsunuz, neler yapıyorsunuz? Evet. Nevin Hanım, Atakum'un imar planları 85 yılında yapıldı. Tabii özellikle bu Atakum bölgesinde bu noktada imar planları yapılırken tabii bazı vatandaşların mülkiyetleri park alanlarında kalmış. Tabii geçmiş dönemlerde bu sorunları çözmek için bazı uygulamalar, farklı uygulamaları da yaptılar. Ancak Atakum Belediyesi olarak biz bu noktada ciddi anlamda hassasiyet gösteriyoruz. Ve mevcut olan planlardaki park alanının korunması için elimizde geleni yapıyoruz. Ve büyük bir bu noktada belli bir başarıyı da sağladığımıza inanıyoruz. Ancak tabii bazı uygulamalardaki hatalar ve bazı durumlar kamuoyuna farklı yansıyabiliyor. Biz tabii Atakum Belediyesi olarak özellikle biz şunu her zaman dedik.
Atakum Belediyesi tabii ki en hızlı büyüyen bir ilçe. Ama bunu tersten okuduğumuzda Atakum ilçesi en hızlı da betonlaşan bir ilçe. Biz her zaman özellikle yapılaşmanın öncüsü olan buradaki müteahhit arkadaşlara, yatırımcı arkadaşlara gelir gelmez hemen bir uygulama hayata koyduk. Tabii bu uygulama bu zamana kadar Atakum Belediyesi'nde hiç uygulanmış değildi. Biz dedik ki her eve bir ağaç kampanyasını başlatıyoruz dedik. Artık dedik bir binamız iskan alacağı zaman müteahhit arkadaşımız binayı yaptı. Binayı bitirdi, iskan alacak. İşte binada kaç daire var? 20 daire, 4 dükkan. Toplam ne yapıyor? 24. 24 tane ağacı bahçesine dikmeye müteahhit arkadaşa yapı Zorunlu. kullanma izin belgesi, iskan vermeyeceğiz dedik. Ve bunu katı suretle uyguladık. Ve bu şekilde her yıl yaklaşık 6 bin civarında müteahhit arkadaşımıza onların eliyle ağaç diktirmiş olduk. Ve yine hakeza Atakum ilçesindeki diğer park alanlarına, yani boş bulduğumuz her alana, gerek okullarla, gerekse Atakum Belediyesi olarak sürekli öncülük yaparak ağaç fidan dikmesi konusunda gerekli hassasiyeti fazlasıyla göstermeye çalışıyoruz ki çünkü neticede bu şehirde yarın bizim çocuklarımız, torunlarımız yaşayacak. Bu noktada bu işin altında büyük bir vebal olduğunu da bilen birisi olarak gerçekten ağaç noktasında, yeşil noktasında gerekli hassasiyeti azami ölçüde göstermeye çalışıyoruz. İnanıyorum ki bu şekilde gerek müteahhit arkadaşları ağaç diktirme yöntemiyle, gerekse bizim belediye olarak katkılarıyla yılda 10 binin üzerinde sürekli olarak Ağaç ağaç dikiyoruz ve dikmeye devam edeceğiz. Ve ayrıca okullarımıza çeşitli karaçam tohumlu kalemler öğrencilere, çocuklara dağıtılarak kampanyayı sevdirmek istiyoruz. Elimizden geldiği ölçüde bu noktada katkı veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Çünkü dediğim gibi yeşillik, yeşil alan mevzusu bizim şahsi mevzumuz değil. Gelecek nesillerimize daha güzel bir Atakum bırakmak için bu noktada elimizden geleni yapmak zorundayız diye düşünüyorum. Geçtiğimiz günlerde belediye meclisinde bu konu gündeme geldi. Türk İş Sapağı'nda bir AVM yapılıyor. Ve o AVM'nin bölgedeki trafiği olumsuz yönde etkileyeceğine dair eleştiriler yapıldı. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Evet. Türk İş Sapağı girişindeki mevcut bir alan, ne bileyim, kültürel tesis alanı. Neticede orada bir tesis alanı vardı. Neticede Atakum Belediyesi olarak tabii yer sahiplerinden gelen yoğun talep üzerine. Oradaki alan yaklaşık 7,5 dönüm bir alan. Ve oradaki alanın hiçbir metrekaresi devletin bir kurumun değildi. Yani vatandaşların tapulu yeri. Özel mülkiyet. Tabii vatandaşlar bize sık sık gelip işte dedemden bu yer kaldı, işte babamdan bu yer kaldı. Aha dedem öldü gitti, aha babam öldü gitti. Bu yerin hayrını göremedik tarzında. Az önce dediğim gibi 85 yılında Atakum Belediyesi'nin imar planı yapıldığında bu tarz vatandaşın mülkiyetinde olup kültürel tesis alanı, park alanı, pazar yeri, okul yeri ve ciddi anlamda bu tarz sorunlarla karşı karşıyayız. Örneğin Atakum Belediyesi'nin karşısındaki 30 dönümlük arazi okul yeri olarak gözüküyor ama vatandaşın tapulu yeri. Yani bu şekilde Atakum'un sıkıntıları var. Biz de bu noktada özellikle kültüre tesis alanı olduğunu, bunu büyükşehire yazışmalarını yaptığımızda, büyükşehirde ben zaten Atakum Sanat Merkezi'nin kültüre tesisi yaptım sahilde dedi. Şu anda benim bu bölgede ihtiyaç yok. Ve onun karşılığında bu şekilde yapılabilir noktasında büyükşehirin görüşünü aldıktan sonra ve Kültür Bakanlığı'na, tabii bu şeyleri yaparken biz ilgili kurumları da yapıyoruz, yazı yazıyoruz. İşte diyelim örneğin bir hastane alanı, işte vatandaşın tapılıyor. Bu kez Sağlık Bakanlığı'na yazıyoruz. Diyoruz ki böyle böyle burada bir yer var, vatandaşın mülkiyeti yatırım yapmayı düşünüyorsunuz. İlgili kurum bize ihtiyacın var yok noktasında cevaplarını veriyor. Biz de Kültür Bakanlığı'nda böyle bir talep olmadığını, Büyükşehir'de ben kültür sanat merkezimi zaten yaptım. Burada böyle bir fiiliyatın olmasına gerek yoktu. Zaten orada da bir kültür tesis alanı olsaydı yine bir trafik yoğunluğu olacaktı doğal olarak. Tabii biz bu plan değişikliğini yaparken otopark sorununu da kendi içinde
çözmesi kaydıyla orada bir ticaret merkezi yapılabileceği noktasında olur verdik. Revizyonunda bunu bu şekilde geçirdik. Tahmin ediyorum yine bir üç katlı şekilde bir altta, Bodrum katta üç kat şeklinde otopark sorununda çözülüyor. İnanıyorum ki ciddi anlamda bir sıkıntı oluşturmayacağı kanaatindeyim. Ama hem Atakum'a gerek istihdam yönünde gerekse ticaretin kalkınması yönünde fayda vereceğini düşünüyorum. O zaman geneline baktığımızda Atakum'da bu imar sorunu sizin için büyük sorun. Evet. Yani çünkü biz yeni imar yapmadık. Hep 85 yılından beri gelen eski imar planlarıyla şu anda mevcudu idare ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Son olarak neler eklemek istersiniz? Özellikle Atakum'un sevgili hemşehrilerimize şunu söylemek istiyorum. Atakum Belediyesi olarak gerçekten yoğun bir tempo ile çalışıyoruz. Çünkü bizim tek amacımız, tek derdimiz hizmet. Bu noktada gerek Atakum ilçesinin gerekli olan fiziki yatırımları gerçekleştirmede, gerekse Atakum halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda sosyal sorumluluk projeleri üretmek, çocuğuyla, genciyle, yaşlısıyla, dezavantajlı grubuyla bütün kesimlere Atakum Belediyesi olarak dört koldan hizmet etmeye çalışıyoruz. Ve şu ana kadar da yaklaşık 3,5 yıllık süre zarfında 78 projemizde hayat bulmuş durumda. Bu noktada gerek sokakta, gerek bir toplantıda, bir düğünde, bir cenazede Atakum halkımızın bu memnuniyetlerini, ilgi alakalarında ciddi anlamda görmekteyiz. Atakum halkımıza daha da güzel şeylerin olacağını, hele bazı devam eden projelerin önümüzdeki günlerde meyvesini daha da vereceğini ve yeni projelerin 2018 yılında yine bir dizi projelerin ihalelerin yapılacağı, devam edeceği noktasında elimizden geleni yaptığımızı söylemek istiyoruz. Tabii 3,5 yıllık süre zarfında Atakum'un tüm %100 sorunlarını çözmüş müyüz? Ama tabii ki 3,5 yıllık süre zarfında bütün sorunlar da A'dan Z'ye %100 çözülmez. Ancak büyük ekseri oranda çözdüğümüze inanıyoruz. Ve bu noktada şu anda gidişatımızın da çok güzel olduğunu söylemek istiyorum. İnşallah Atakum halkımızdan aldığımız bu güç ve kuvvetle önümüzdeki günlerde bu işleri daha da güzel bir şekilde devam edeceğine inanıyorum. Yeter ki bize güvensinler, bize inansınlar. Çünkü biz Atakum halkımıza hizmet noktasında bu fedakarlığı seve seve yapıyoruz, zevkle yapıyoruz. Bize güvensinler diyorum.